Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Veysel Aktaş. Yeni bir e-futbol videosuyla karşınızdayım. Bu videoda dop dolu içerikler var arkadaşlar. Sizler için öncelikle şunu söyleyeyim. Sizlere bir tane telefon gönderiyorum çekilişle. Bu benim eski telefonumdu. Kullanmadığım telefon. Ben de dedim ki hem sizden birine faydası olur. Belki ihtiyacı olan birine gider. Ben evde boş duracağına en azından birinin işini görür diye düşündüm. Götürüp satsanız 2000 liraya satsanız bile gider. Huawei Meteor Lite 2000-3000 liraya satabilirsiniz. Bulunduğunuz yere göre 5000 liraya da satabilirsiniz. Yani ister satın ister evinizde siz kullanın. Bir yedek telefon olarak da bunu evde bulundurabilirsiniz. Annenize babanıza da verebilirsiniz. Hiç yoktan benden size bir hediye olarak düşünün. Hatıra da olabilir. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evde boş boş duracağını. Bunu sizlere çekilişle gönderme kararı aldım kendimce. Şöyle söyleyeyim. Bu videonun altına süper yazın. Yorum seçici uygulamasıyla yapacağız bunu. Çekilişi beraber yapacağız. O yüzden süper yazın. Yeterli benim için ve kanala abone olun. Destek olmak için de videoyu beğenin arkadaşlar. Sizlerden bunu rica ediyorum. Ama şart olarak maalesef süper yazmanız gerekiyor. Yorum yazmanız gerekiyor. Şansınızı deneyin. Bakalım hayattaki şansınız ne kadarmış. Siz de görmüş olursunuz. Böylelikle konumuza gelecek olsak video konumuzda da çok farklı bir diziliş buldum. Bakın şuradan göstereyim. Farklı dizilişleri ve farklı oyun tarzlarını seviyorsunuz. Genelde hızlı kontra atağı. Farklı dizilişlerde nasıl kullanmanız gerektiğini anlattığım videoları çok seviyorsunuz. O yüzden sizlere bunu anlatayım. Kanala yeni gelen aboneler de hatta yeni arkadaşlar da kanala bir baksın arkadaşlar şöyle. Kanalda içinize yarayacak mükemmel video içerikleri var. Bu oyunu oynuyorsanız bu kanalı takip etmeniz benden çok sizin işinize yarayacak. O yüzden bir kanala bakın. Abone olup olmamaya siz karar verin. Temel takım ayarları dedik şuradan arkadaşlar. Bakın bu takımı şuradan aldım. Asya Okyanusu'na geldim. Kore Ligi'ne geldim. Bu görmüş olduğunuz yeşil takım. Yukarıdan aşağı doğru sayın şöyle. Şu gördüğünüz J10'cu diye G diye bir takım. Bunu tamam dedim. Geri geldim. Dizilişi değiştir varsayılan seçtikten sonra bu şekilde bir kadro geliyor arkadaşlar. Futbolcuları da şöyle göstereyim. Forvet'e kurnaz oyuncu aldım. Maç içerisinde bunun bitiriciliği 94 olduğu için aldım. Hızı düşük. Diğer yerleri biraz daha iyi ama maç içinde arkaya koşu atabilecek Mbappe'yi de kullanabiliriz. Mesela başka kim var? Hızlı forvet alabiliriz arkadaşlar. Mesela şuradan Ronaldo'yu alabiliriz. Neymar'ı da alabiliriz. Neymar gerçi geriye gelen forvet. Fırsatçı golcü şu var Nunes. Yani farklı farklı oyuncular deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fırsatçı golcü de koyabilirsin buraya. Kurnaz da koyabilirsin. Şu an bu test aşaması olduğu için deneyeceğim. Ofansif oyuncuları yaratıcı oyun kurucu yaptım. İkisini de şuradan göstereyim. Hemen şöyle bakın. İki tane oyuncum da yaratıcı oyun kurucu. Şu soldaki rahat çalım atabildiğim kısa boylu. Bak boyu neredeydi bunun? Boyu 1.58. Kısa boylu olduğu için çok kıvrak hareketleri olan bir oyuncu. Top sürme, top tutma falan çok iyi. Hızlanma iyi. Denge çok iyi. Bununla adam eksilteceğim. Burada da Hakan Çalhanoğlu var. Arkaya doğru çok iyi toplar atıyor Hakan Çalhanoğlu. O yüzden beğendiğim için bunu kullanacağım. Yani şöyle de yapabiliriz. Kevin De Bruyne'i de alabiliriz. O daha usta bu işte biliyorsunuz. Şöyle bakın hemen. Paslar çok güzel. Oyuncu biliyorsunuz zaten. Göbeklerin ikisini de boşluk kollayan oyuncu aldım. Yani ileride 4 tane ofansif gibi olacağını düşünün. 4 ofansif oyuncu düşünün. Şu 2 göbek oyuncusu da ileriye çıktığı zaman 2 ofansif de orada pas verecek yerleri beklediği zaman 4 bir defa 5 oyuncunun bir anda atağa çıktığını düşünün. Arkayı da koruma için Rodri var arkadaşlar. Rodri de ön libero. Şuradan gösterelim. Ön libero nedir? Orada sabit kalıyor, çakılı kalıyor. Rakip takımın ataklarını kesmek için, ara toplarını, hızlı kontrol ataklarını kesmek için orada dikili bekleyen bir tane sabit oyuncu. Bek oyuncularımız da şuradan göstereyim. İkisi de hücumcu bek arkadaşlar. Kısa kısa gösteriyorum. Geriye geldiğimizde stoperlerden Bastoni var. Hücumcu defans. Zaman zaman atağa çıkıyor bu da duruma göre. Atağa çıktığı zaman ne olacak? Burada bir stoper daha araya girince 6 oyuncu birden olacak ve onun hücumlara çıkması rakip oyuncuların defansını inanılmaz şekilde bozuyor. O yüzden bir tane hücumcu defans kullanın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Burada da Van Dijk var. Oyun kurucu. Arkadan ileriye toplar atabilecek bir oyuncumuz. Hemen şuradan maçtaki roller diyoruz. İlk ön direğe kim gelsin? Ön direğe Van Dijk geliyor. En iyi kafa vuran oyuncumuz. Ortadaki top ortaya düşerse Bastoni var. Top en arka direğe giderse rastgele arkada da bu oyuncumuz olsun. Kevin De Bruyne açacak ortaları. Penaltıyı kullanan Bruno Fernandes. Kısa frikçimiz kim olsun? Kevin De Bruyne daha iyi kullanıyormuş. Bu şekilde iyiyiz arkadaşlar. Bu şekilde bir kadro kurduk. Oyun planımız bu. Ofansiflerden faydalanarak goller bulmaya çalışacağız. Ama aslında şuraya bunu alırsak daha iyi olur.
O topları tutacak, ofansif ve göbek oyuncuları ileriye çıkacak. Bence böyle daha iyi olur. Hatta bunu uzun topta da deneyeceğim. Bak, uzun topta da etkili bir kadro olur. Uzun top denemesi de bence gelmeli. Eğer gelsin diyorsanız da onu da bana bildirin. Çünkü çok işinize yarayacak bir şey geldi şimdi aklıma. Onu da yapacağım arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Önce hızlı kontra hata deneyelim. Başka bir videoda da uzun topu deneriz. Bakalım hangisi daha iyi olursa onu kullanırsınız. Hadi videomuza geçelim. Hemen şöyle kadroya bakalım. Ferdi Kadıoğlu çok düşüşte geldiği için buraya savunmacı bek alıyoruz maalesef. Kadroda sadece böyle bir değişiklik yaptık. Bir de forvette Fernando Torres'i denemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalda artık düzenli olarak çekilişler yapacağım. Oyun içi hesaplarınıza MyClub paraları, e-futbol paraları alabiliriz. Farklı çekilişler, farklı şeyler, ihtiyacınıza göre şeyler değerlendirip birlikte onları da ayarlayabiliriz. Bence kanal takipte kalın. Çok güzel daha içerikler gelecek. Umarım hoşunuza gider bu durumlar. Ve ihtiyacı olan herkes ihtiyacını karşılar. Şimdi Kamavinga ile başladılar. Şuradan ayak koyamadık. Hop. Aldı, verdi pası şimdi. Nuno Mendes'ten Bruno Fernandes'e. İsimler biraz yakın olduğu için karıştırabilirim. İdare edin beni. Şimdi alamadı. Hadi. Güzel. Costa Curta gönderdi pasını. Bir çalım geçmedi. Çalımı denedik, olmadı. Aşağı doğru Cruyff. Cruyff'in önünü son anda kesti Bastoni. Bastoni yerde. Lobotka aradan gördü. Son anda Nuno Mendes. Hadi kendine gel. Ya internet, ben ne diyeyim, niye? Allah'ım yarabbim ya. Hadi Lobotka'ya gitti top. Bu benim hatam. Duran top hatası yaptık. Ederson Morales. Hayır. Boş kale. Yine Ederson Morales. Çarpan top. Morales'e yumuşayarak geldi. Morales müthiş kurtarışlarla kalesini çok güzel savundu ama topu iyi yere uzaklaştıramadı. Sıkıntı orada, gol yiyecektik neredeyse. Şimdi kim kullanıyor korneri? Lobotka. Lobotka gönderdi. Agabe kaleci son anda rakibe kabus olmaya devam ediyor. Thiago. Thiago müthiş bir sol bebek. Sol bekten daha fazlası bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu gibi düşünün. Çok şahane bir oyuncu. Gizli forvet gibi sol bek. Öyle söyleyeyim size. Orta geldi Kevin De Bruyne, bu sefer mevzuya ayıktı. Şimdi gönderdi. Aşağıdaki boşluğa geç be. De Bruyne'e attım o topu ben. Aa, adama çok güzel ara pası geldi. Lan neredesiniz? Ne oluyoruz gençler? Ha? Çok şükür ya. Bak nereye atıyor bak. Adam nerede? Biz nereye attık? Sorun değil dedik. Şimdi Bellingham. Verdi, kaçtı Bellingham. Bellingham'a faul ver abi. Gördünüz değil mi bak? Bunu şey, bu adı neydi? Sol bekin. Çok güzel sıyrıldı Bellingham. Hadi be, çok güzel gelmiştik. Thiago müthiş bir müdahale yaptı orada. Fiziki müdahaleden dolayı Bellingham kaçamadı bir türlü, orada görmüş olduğunuz gibi. Yani çok güzel bir sol bek. Eğer varsa kadronuzda onu mutlaka oynatın. Lan geçemezsin. Bellingham gördü Kevin De Bruyne'ı. Kevin De Bruyne sakladı. Kamavinga yine aldı De Bruyne. Şimdi verdi pasını. Şuradan geçmedi. Şuradan verirse güzel olur. Hadi. Kadro biraz beni şüphelendiriyor yani. İlle ortadan girmeye çalışıyorsun. Kanat olmadığı için oyunu genişletemiyoruz. Ortadan oynayan oyuncular için daha ideal bir kadro arkadaşlar. Golümüzü de yemiş olduk. Offside. Abo, şu güzel gol. Al bir şey offside'da. Yırttık. Çok güzel gol attı. Yani ortadan giren oyuncular varsa, kanat organizasyonu yapmayan oyuncular varsa tam size göre bir oyun tarzı, oyun dizilişi. Hızlı kontra etmek için mükemmel. Ben genelde açıkta oynuyorum. Kanatlardan gidiyorum. O yüzden bana biraz farklı geliyor şu an. Elimin alışması lazım. Ortadan girebilmem için. Verkaç yaparak aslında ortayı da çürütebiliriz. Bak şimdi aklıma iyi geldi. Şuradan bir verkaçı deneyelim mesela. Hadi geçerse son anda Pavard. Pavard son anda ayak koydu. Bak bunu verkaçlarla bitirebiliriz abi bu rakibi. Şimdi daha iyi pozisyonlara girebiliriz. Şimdi attık golü, görmüş olduğunuz gibi. Bak yukarıdan oyuncuyu kaçırdım. Rakip oyuncunun defansı oraya yöneldi. Ben de aşağıdan girdim bak, görüyor musun? Rakip oyuncunun defansı yukarıya yöneliyor. Oradaki bek onu kovalıyor. Benim işimi zorlaştırmıyor. İlle bir tane oyuncu araya kaçırın, faydası olur. Bak şimdi taşlar oturdu abi. Şuradan geçerse çok güzel olur. Hadi lan. Son anda alamadık be. Yani bu oyunu oynuyorsan bu verkaçı yapabilmen gerekiyor demek ki. Bak görmüş olduğun gibi. Hadi lan, çok geç kaldı Bruno Fernandes. Yoksa ikinci gol için kaleci ile karşı karşıya kalacaktık. Lan Costa Curta'nın önünden geç abi. Yapmayın şunları ya. Benim bu oyundaki en gıcık olduğum şey, benim önümden geçen top
Rakibin önünden geçmiyor abi. İkinci yarıya hazırız. Fernando Torres verdi pası. Şimdi aşağıdan Costa Curta. Ondan iyi bir top geldi ve iyi de sıyrıldı. Çok güzel sıyrıldı. De Bruyne ortasını gönderdi ama defansa çarpan top korner. Keşke normal orta atsaydım ya. Dudak uçuklatan ortaya öyle bir alışmışız ki kanatlardan oynadığımız için. Normal orta atsaydık da gelirmiş aslında o top. Şöyle gönderdi içeriye De Bruyne. Arka direkte Van Dijk vurdurmadılar. Van be Figo. Şimdi Bellingham. Çok sinirlendi. Mükemmel vurdu kaleciden bir korner daha. Niye sinirlendiğini kendi bile bilmiyor. Çok güzel şut çekti ama olmadı. Kevin De Bruyne tekrar ortaya gönderdi arka direğe. Orada Bastoni var. Bastoni kaleci seken top. Son anda defans. İndiremedik, tehlikeli olabilir. Şimdi aldı bu topu. Dön vur. Vurdurmadılar. Ah ulan Rıza. Selamun aleyküm. Son anda defans. Mükemmel girdik araya. Hadi. Alamadı. Offside. Offside. Offside taktiği açık. Görmüş olduğunuz gibi bütün oyuncular öne çıktı. Ve defansı offside taktiğiyle kurtarmış olduk. Yoksa sıkıntı olabilirdi abi. Şuradan Ederson Morales'e vereceğim. Ederson Morales'i niye oynatıyorum? Adamın ileri attığı toplar çok hoşuma gidiyor. Bak şuradan gönderiyorsun. Direkt oyuncunun ayağına düşüyordu. Pasları güzel. Başka kalecilerle yapıyorsun onu, top taca çıkıyor. Eminim başınıza geliyordur. Şimdi etkili geldiler. Kaleci Ederson. Bak iyi gönder. Çok güzel gönderdi Ederson Morales. Kale, defans Bastoni. Hadi be, arkasında kaldı top. Alırsın, çok güzel. Ver. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Ederson Morales bir kendinize gelin dedi. Bir açılış süresi sağa sola dedi. Şimdi gönderdi pasını. Bak şu topu başka kaleciyle denediği zaman taca çıkıyor top. Şuradan bir daha dokunursa lan. Hadi çarpışın. Yap o hatayı. Çok güzel. Lan oğlum ya, aşağı depar atıyorum. Adam önce topu kötü sürüyor, sonra depar atamadık ya. Yapamadık, olmadı. Costa Curta gönderdi pası şimdi. Verdi kaçtı mı? Verdi kaçtı ama Pavard gitti. Bizim oyuncu henüz oraya gitmek istemedi. Bastoni'den önce Cruyff. Şu hava topunu almak çok önemli abi. Ben de alamadığım için böyle goller yiyorum. Ya abi yapma ya. Kaleci çok basit gol yedi. Yani üstüne gelen top çıkarabilirdi. Hava topunu indirmek önemli abiler. Aa, hadi be. Şuradan kaçırdı Bellingham'ı. Bellingham. Verdi pasını şimdi orta içeriye. Hadi Fernando Torres. Ya yapma ya. Yapma ya internet, yapma ya. Ya maç boyunca sabrettim sana. Aa. Böyle abi işte. Maçımız bu, olayımız bu. Bu şekilde kazanıyorsunuz. Rakibin bağlantısı koptu. Niye koptu bilmiyorum ama. İşimize de geldi açıkçası. Biraz zora girebilirdi maç. Böyle maç beni bir ikilemde bıraktı ama iş yapar gibi duruyor. Bir deneyin. Belki daha iyisini yapabilirsiniz. Ver kaçı unutmayan arkadaşlar. Bence gayet başarılı bir maç olabilirdi. Daha iyi de olabilirdik de. Biraz da yorgunum herhalde. Sağlık olsun. Bu tür içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız 500 beğeninizi hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden bunu da size de rica ediyorum. Lütfen unutmayın bak. Ayalar, lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.